Değerli öğretmenlerim, Anadolu Platformu'nun değerli yöneticileri, değerli mensupları. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sabah başlayan ve yarın da devam edecek olan programımızın hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı geçmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Tabii konu başlıklarına baktığımızda aslında günümüze ve istikbalimize dair çekilen ızdırapın duyulan sancının e, çareleri ve onun yansıması olarak neler yapılabileceğinin tespiti noktasında gayret bir çalışma olacağını gösteriyor. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Ben sadece bir selamlama konuşması için buradayım. Ama şu kadar ifade edeyim, neredeyse yaklaşık 30 yıllık idarecilik hayatımızdaki biz bizim işimizin yüzde en az 60'ını eğitim oluşturur, okullar milli eğitim idaresi oluşturur. Dolayısıyla o bakımdan baktığımızda bize eğitim yöneticisi de diyebilirsiniz ama tabii işin uzmanları sizlersiniz. Bizler daha çok koordinasyon ve genel yönetim boyutunda e, genel bir bakış yaparız, külli bir bakış yaparız ama ayrıntıları, detayı ve işin teknik kısmı, uzmanlık kısmı tamamen sizlerin muhtesindedir. Dolayısıyla sizlerin o uzmanlığına da ben saygı duyuyorum. Onun için çok fazla da o noktada kelam etmek istemiyorum ama sadece şu kadarını ifade etmek isterim. Eğitim önemli bir konu. Eğitim şart. Bunlar klasik klişeleşmiş, sloganlaşmış cümleler ama gerçekten derinlik itibariyle çok büyük anlamlar taşıyor. Ama onun ötesinde bu işte uğraşmak yani muallimlik, öğretmenlik gerçekten bir aşk işidir. Eğer yüreğinizde hissediyorsanız, eğer onun sorumluluklarını, onun yapmanız gereken mükellefiyetleri noktasındaki karşılığını fark ediyor iseniz, bu mesleğin hakkını verebiliyorsunuz. Çünkü uğraştığınız malzeme insan uğraştığınız kitle insan ve hatta sadece o günkü insan değil, ondan sonra gelecek nesiller. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, eğitim yöneticilerimiz gelecek nesilleri inşa noktasında sorumlulukla hareket ettikleri zaman sınıfa girişleri bir başka oluyor, sınıftaki duruşları bir başka oluyor ve sınıfta gördükleri itibarda bir başka oluyor. Bunu her birimiz aynı zamanda öğrencilik hayatını geçirdik. Oradaki öğretmenlerimizden, rol model öğretmenlerimizden hepimiz yaşadık ve buna şahit olduk. Dolayısıyla benim bütün öğretmenlerle buluşmalarımızda söylediğim şey, öğrencimize gerçekten rol model olalım. Öğrencimizi geleceğe hazırlarken sadece bilgiyle değil ama aynı zamanda değerlerle de onları buluşturalım, onları değerlerle tanıştıralım. Aksi takdirde sadece bilgi yüklediğinizde o neslin nereye doğru gideceğini, hedefini bulamama gibi bir tehlike söz konusu. Ama değerleriyle, hedefiyle buluşturulduğumuz takdirde ama bilgiyi de ihmal etmeden o menzile mutlaka varıyor. İstanbul gibi bir yerde tabii burada arkadaşlarımız var. Eğitim sorumluluğunu üstlenen çok sayıda öğretmenimiz ki yaklaşık 127 bin civarında. 2 milyon 666 bin öğrencinin geleceğe hazırlanmasıyla meşguller. Öyle inanıyorum ki bu öğretmenlerimizin eğer tamamı eğitimle ilgili sizin çektiğiniz endişeleri, kaygıları ve sancıları taşısa, inanın bizi sadece efendim bölgemizde değil, dünyada tek başına liderlik bekliyor. Çünkü o kadar dinamik, o kadar girişimci, o kadar heyecanlı bir insan yapımız var. Tabi bu böyle değil diye yüzde yüz böyle olması gerekir ama gerekme olmadı diye de oturup dövünecek halimiz yok. Biz az da olsak hedefimizi, istikametimizi tayin edip o yöne gayret ettikten sonra inanın 100 öğretmenlik bir okulda 3 tane idealist öğretmen o okulu rengini değiştirebiliyor. O okulu çekip çeviriyor. O öğrencileri o istikamete yöneltiyor. Dolayısıyla yüzde yüz olmaya çalışalım ama yüzde yüz olmasak bile en az yüzde üç olalım, %5 beş olalım, yüzde on beş olalım, yüzde yirmi beş olalım. Ama mutlaka öğrencimize, öğrencimizin velisine dokunalım, temas edelim, onların yürekleriyle buluşalım ve yüreklerimizle onlarla mükamele edelim. Çünkü bugün biz sorumluluk üstlenen nesiliz artık. Dönüp babalarımıza düne kadar bir takım veballer atfediyorduk. Şunu niye böyle yapmadılar, şöyle etmediler, şu şekilde davranmadılar, dikkat etmediler diye. Artık bunu söyleme vaktimiz de bizim geçti. Bugün sorgulanma vaktimiz. Gelecek nesiller çok değil. Birkaç yıl sonra, on yıl sonra bizleri bu nesli sorgulayacak. Dolayısıyla o sorgudan, o sorgulamadan yüzümüzün akıyla çıkalım. Gelecek nesiller sorgulamasa bile gelecek dünya bizi sorgulayacak. Öbür dünyada, uhrevi alemde bu hesap bize mutlaka sorulacak. Dolayısıyla sizlerin bugün yaptığı çalışma hem Yeni teknolojilerin, yeni bilgilerin, yeni öğretme tekniklerinin bir taraftan birlikte istişare edilirken öbür taraftan da değerlerin yeniden ele alınıp bugünün gencine, bugünün çocuğuna nasıl anlatılabileceği hususundaki istişareleriniz de bir o kadar önemli olacaktır. Ben çalışmalarınızın bereketli olmasını, başarılı olmasını tekrar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ama öncelikle bu faaliyeti hazırlayan herkese, başta okul yöneticileri olmak üzere Anadolu Platformu'nun değerli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.